Konyaili Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Medya Grup, KON.TV hizmet binasındaydı. Aydın'ı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, Program Müdürü İhsan Genç ve Kahve Bahane Program sunucusu Hilal Boydak ağırladı. Polis haftası kapsamında Aydın, Kahve Bahane Programı'na konuk oldu. Maske kullanma, araç içerisinde oturma, kalkma, işte yeni kurallarımız var. Aydın, sosyal medyada çıkan yalan haberlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve Konya'nın adının kirletilmek istendiğini söyledi. Tabii gelenlerin ilk böyle bir şey beklemedikleri için kendilerinin bir virüsle bulaşmadıklarını iddia ettiler ki zaman zaman fevri davranışları olmuştur. Bu fevri davranışlarından dolayı da haklarında işlem yaptıklarımız da var. Ama buradan da sizin aracılığınızda tekrar söylüyorum. Yani herhangi bir umrecimiz, umreden gelen misafirimiz polislerimize karşı herhangi bir tükürme vesaire gibi bir olay vuku bulmamıştır. Bunun bir kısmını benim ağzımdan yazdılar veya sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ki onlarla ilgili de adli bir işlem de başlattık. Hem böyle bir vakanın vuku bulmadığını ve böyle bir vakanın vuku bulmadığını açıklamamıza rağmen ısrarla böyle bir konunun gerçekleştiğini söylediler. Buradan da ben şunu inanıyorum. Konya'nın adını biraz refüze etmek anlamında, evet. Umrecileri kullanarak, kullanmak istediklerini değerlendirerek ısrarla tekrar ediyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararları da anlatan Aydın, kent genelinde kurallara uyulduğunu vurguladı. Son alınan ildeki toplanan hıfz-ı sıha kararlarında alınan kararlar içerisinde 18-20 yaşta bazı istisnalar getirildi. Ama araç içerisinde mutlak suretle 3'ten fazla kimse bulunmayacak. Eğer aradaki araç içerisinde bulunanların mutlak suretle maske takacaklar. İşte pazar yerlerinde aradaki mesafe korunacak. Zaten böyle toplu taşımlarda, belediye otobüsü dolmuşlarda %50 kural ilk baştan beri uygulanmaktadır. Ben buraya söyleşiye gelmeden önce de istatistiklere baktım. İstatistiklerde %70'e yakın trafikte bir düşüş var. Evet. Yani kesin rakamlarla birlikte de söyleyebilirim ama rakamlar çok şey değil. Ama %70'e yakın trafik kazasında veyahut da trafik suçu işleminde, ceza yazımında %70 düşüş var. Bu da şunu gösteriyor. Kurallara uyuluyor. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın konuk olduğu Kahve Bahane programı pazar günü KON.TV ekranlarında olacak.